Merhabalar. Microsoft Store'da bir uygulama veya oyun yüklemek için öncelikle hesap satın almamız gerekiyor. Geliştirici hesabı. Oradan başlayalım. Örneğin Google'a şöyle yazabiliriz. By Microsoft Developer Account. Yazıp girdim. Burada tıkladım. Buradan sign up diyerek başlayabiliriz. Öncelikle bir Microsoft hesabımızın olması gerekiyor. Buradan yeni bir tane oluşturup giriş yapabiliriz ya da direkt varsa bir hesabımız buradan giriş yapabiliriz. Bir tane hesapla giriş yaptım. Şimdi oturumun sürekli kalması için yes deyip devam ediyorum. Gelen ekranda buradan ülkemizi seçip bize iki seçenek sunuyor. Sol taraftaki bireysel hesaplar için diyelim. Sağ taraftaki şirket hesapları için. Buradan şöyle hatta Türkçe'ye çevirelim ne diyor. Bireysel, öğrenci veya bağımsız bir grup olarak uygulamalar, eklentiler vesaire vesaire. Buradan da tekrar çevirelim şöyle. Diyor. Burada zaten gayet ucuz. 37 lira. Ben sanki daha pahalıya aldım diye hatırlıyorum ama neyse. Normalde 19 dolar ama Türkiye'ye farklı bir fiyatlandırma yapmışlar. Ülke bazlı değişiklikler olabiliyor. Buraya şirketin ya da yani bireysel olarak şirketin isminin ne olmasını istiyorsanız veya hali hazırda varsa onu buraya giriyoruz. Sonra buradan bilgilerimizi doldurup isim, soy isim, mail, şehir vesaire. Burada tercih edilen mail dili en uygun İngilizce şu an. Türkçe yok maalesef. Sonra devam et deyip o işlemleri yapıyoruz. Orada ödemeyi yapıp sonrasında gözden geçirip onaylanıyor diye hatırlıyorum. Şimdi tekrar satın alımı yapmayayım. Sonrasında devam edelim. Ödemeyi yapıp tamamladıktan sonra şöyle buna benzer bir ekran gelir muhtemelen. Ana sayfa olarak. Buradan ne yüklemek istiyorsak, işte uygulama ve oyunlar, Microsoft Edge için eklenti vesaire kısımları var diyelim. Buradan Apps and Games'e girdim. Uygulama yüklemeye deneyelim. Girdikten sonra bende birkaç uygulama olduğu için bunlar görünüyor. Şöyle şuradan New Product deyip uygulamadan ne tür bir çıktı alacağımıza bağlı olarak buradan seçim yapabiliyoruz. Oyun eklemek istiyorsak buradan oyunu seçebiliriz. Veya buradan alacağımız çıktıya göre değişiklik gösteriyor. Buradan ne diyor mesela? UVP proje yaptıysanız buradan ekleyebilirsiniz diyor. Vesaire vesaire. Bizim yapacağımız şu an MSIX çıktı alacağız. O yüzden MSIX kısmına tıklayıp bir proje oluşturalım. Projemizin başlığı ne olsun? Mesela hesap makinesi diyelim. Kontrol edelim. Bu isim kullanılamaz diyor. Hesap makinesi profesyonel diyelim. Kontrol edelim. Tamam, böyle bir isim yok diyor. Bu ismi alıyoruz. Burada hemen ne diyor bir bakalım şöyle. Yani buradaki yazdığımız isim mağazada görünecek isim olmayabilir isteğimize bağlı olarak. Ama varsayılan şekilde bu yazdığımız isim görünecek mağazada. O yüzden buraya da düzgün yayına hazır bir şekilde isim vermek güzel olur. Sonrasında tekrar ülke bazlı veya tüm ülkelere olacak şekilde mağazayı yayınlama
sırasında isim değişikliği yapabiliyoruz. Şimdi oluşturduk. Buradan önce kimliğine neyse bakmayalım. Start your submission deyip ilk uygulamamızı yüklemeye buradan başlayabiliriz. Şimdi başlattım ama şu an bunları doldurmayacağım. Uygulama kısmına buradan devam edelim. Visual Studio'ya gireyim. Önceden hazırlanmış bir hesap makinesi uygulaması vardı. Onu açıp örnek olarak buradan ilerleyelim. Şimdi buradan çıktı alıp, yani mağazaya yüklenebilir çıktı almamız gerekiyor. MSIX seçmiştik orada. MSIX çıktısı olan uzantılı bir çıktı gerekecek bize. Şimdi projemiz bu şimdilik. Burada ana projemiz bu. Bunun altından şöyle kapatayım. Bunu yükleyebilmemiz için ayrı bir proje daha eklememiz gerekiyor solution'a. Solution'a sağ tıklayıp buradan Add New Project tıklıyorum. Bu kısımda solda şu an görünüyor. C#'dan Windows ve Desktop seçili olduğunda daha kolay bir şekilde bulabiliriz. Buraya Pack dediğim anda direkt çıkar. Şimdi bunu tıkladım ama burada UWP çıktısı, yani projeleri içinmiş gibi görünüyor ama Windows Forms için veya oyunlar için de buradan bu paketlemeyi yapabiliyoruz. Ayrıca bu şu an zaten Windows Forms projesi. WPF projelerde, projeler içinde bu geçerli. Yine buradan çıktı alabiliyoruz. Seçtim. Next deyip buraya bu proje için, yani bizim paketleme işlemini yapacak, çıktı, bize çıktı verecek olan proje için isimlendirme yapalım. Buna package installer diye basit bir isim verebilirim şu an. Buradaki isim önemli değil ama düzgün bir isimlendirme olması kolay anlaşılabilirlik açısından da iyi olur. Buradan projenin alt tarafına kuracak mevcut projenin create deyip buradan önerilen versiyonlarda kurulumu başlatalım. Daha doğrusu projeyi oluşturalım. Şimdi proje oluştu. Paketleme projesi, yani çıktı alma projesi diyelim. Buradan öncelikle bizim projemizi, yani hangi, burada birkaç tane daha hesap makinesi türünde bir proje olabilirdi. Buradan hesap makinesini tanıtmamız gerekiyor bu projeye. Diyeceğiz ki, yani benim çıktı alacağım proje hesap makinesi projesi dememiz gerekiyor. Bunun için bağımlılıklar kısmında, dependencies kısmında Add Project Reference tıklayıp buradan projemizi seçmemiz gerekiyor ve OK basıp bunu onayladım. Artık ikisi birbirine bağlı. Hesap makinemizle paketleme sistemimiz diyelim bağlandı. Şu an artık çıktı almaya başlayabilirim. Package Installer'a gelip sağ tıkladım. Bu arada şu ekran gelmezse şöyle tekrar göstereyim. Buradan View kısmından, Solution Explorer'dan bu ekranı açıp kapatabiliriz. Biraz geç söylemiş oldum ama neyse. Buradan Package Installer projeme sağ tıklayıp Publish'e geldim. Buradan önce mağazayla uygulamayı eşleştirmemiz gerekiyor. Geldim buraya. Bir kere eşleştirmek yeterli oluyor. Sonrasında tekrar göreceğiz zaten. Burada şu an bizim hiçbir ismimiz belli değil. Bu isimleri otomatik olarak mağazadan alınmasını sağlayacağız. Next dedim. Bu ekranda hesaba giriş yapılmamış görünüyorsa, hesaba giriş yapmak gerekiyor sağ taraftan bu kısımdan.
Tüm bunların yüklenmesini bekliyorum. Burada hiçbir önceden yükleme yapılmamış olan proje otomatik olarak görünüyor. Ama eğer önceden yüklediğimiz bu bir projeye güncelleme vesaire yapacaksak buradan tiki seçmemiz gerekiyor. Paketi, mevcut paketi olan uygulama isimlerini de burada gösterebiliriz. Kapatalım şimdilik. Buradan hesap makinesi profesyonel diye oluşturmuştuk. Şöyle bakalım. Burada hesap makinesi profesyonel diye isim vardı. Seçtim. İlerledim ve buradan artık bilgileri kendisi aldı. Buradan yetkilendire basıp artık tümüyle oluşturduğum projeyi bu çıktı alma projesine dahil etmiş oldum. Tüm bilgileri aldı. Şimdi sağ tıklayıp Publish kısmından Create App Packages tıklayarak burada en üstte bu seçenek gelir muhtemelen. Gelmezse de buradan yeni proje oluşturmamışız diye gelmez muhtemelen. Buradan en üsttekine tıklayıp kurduğumuz projeden devam edebiliriz. Yoksa buradan yeni proje oluşturmak gerekir. Şimdi burada bu projenin çıktılarının alınacağı adres öncelikle görünüyor. Bizim mevcut projemizin altında Package Installer klasörünün içinde App Packages içerisine bu çıktıları bize verecek. Yani mağazaya yükleyeceğimiz çıktıları bize verecek. Buradan versiyonunu ayarlayabiliyoruz. Otomatik artışı istemiyorsak, her seferinde kendimiz elle girmek istiyorsak buradan girebiliriz. Veya bunu otomatik olarak açtığımızda her paketleme yaptığımız zaman, çıktı aldığımız zaman bu otomatik olarak artacak. Burada projemizin ne tür işlemcilerde, işletim sistemlerinde çalışacağını ayarlayabiliyoruz. 32 bit, 64 bit ARM işlemcilerde, işletim sistemlerinde kullanılacaksa buradan seçebiliriz. Buradan tümünde de çalışıyor diyeceksek buradan neutral'ı seçebiliriz. Burada App Bundle'ı Always seçmek daha çok iş yapar. Çok sıkıntı olmaz eğer if need seçiliyse vesaire. Biz bunu Always seçelim. Buradan ilerleyelim çünkü çıktılarda mağaza sadece Epix Upload Package'ları kabul edecek diyor. Diğer tüm Epix paketleri sadece test için üretilecekmiş. Ben en başlarda if need seçiliydi. Birkaç kere de olsa sorun çıktı. O yüzden always deyip devam ettim. Şu an tam detaylarını hatırlamıyorum. Burada özellikle bu en alttakinin seçili olması işimize gelecek. Çünkü uygulamanın sertifikasyonunun yapılması gerekiyor. Sertifikasyon yapılmayan projeler çıktılar. Mağazaya yüklenmede sorun çıkarıyor. Bu üstteki seçenekte uygulamamızda bir sorun çıktığı zaman, bir hata meydana geldiği zaman o hataları ayıklamak adına Microsoft Store'da veya App Center diye bir site var. Orada yine Microsoft'un hataların ayıklanmasını, yani hataların takibini yapabilmek adına bu tür şeylere izin vermesini buradan sağlayabiliyoruz. Bunu ikisini de seçtim. Create deyip işlemi başlatıyorum. Bu esnada çıktıyı hazırlıyor bize. Eğer bir uyarı veya hata tarzında bir şey geldiyse output kısmından kontrol yapılabilir. Veya Microsoft Store, yani Microsoft
Microsoft Windows App Certification Kit yüklü olmayabilir. Onu yüklemek için size öneride bulunabilir. O otomatik yönlendirmezse internetten direkt arama yaparak bunu yükleyebiliriz. Microsoft Certification Kit. Kit. Bunu kurup yükleyebiliriz. Eğer öneri olarak bize sunmadıysa. Muhtemelen bu ekranda o öneri vesaire gelecek. Ben de yüklü olduğu için burada uygulamayı çalıştır diye bana gösteriyor. Çalıştır deyip nelerin testinin yapılacağını buradan seçebiliyorum. Burada bazıları zorunlu, bunlardan geçmesi gerekiyor. Bazıları öneri olarak bize sunuluyor. Mesela yüksek DPI desteği. Ben bu uygulamada şu an olmadığı için bunu kaldırabilirim ya da dursa da sorun çıkarmaz. Bu şekilde devam edip sertifikasyon işlemini başlatıyorum. Şimdi mesela başarısız dedi. Beklemiyordum böyle bir şey ama bir bakımdan iyi oldu diyelim. Başarısız dedi. Sonuçları görmek için tıklayın diyor. Tıklayalım bakalım. Raporu görüntüleyelim. Başarısız olan kısım neymiş? Burada logo yüklemeleri yapmamışız özetle. Diğerlerinde bir tane sadece uyarı var. Zorunlu değil bu da. Yüksek DPI desteği. Şimdi uygulamaya tekrar dönüp o sorunu giderelim. Şunu kapatayım şimdilik. Geldim Solution Explorer'a. Burada package.epixmanifest dosyası var. Ona çift tıklayıp ekrana getirelim. Şimdi bize böyle bir ekran geliyor. Burada uygulamanın yine hem sertifikasyonla hem uygulama yüklendiğinde kullanıcının kullanacağı uygulama kısmına dair özellikler barındırıyor. Şimdi burada uygulamanın görünecek olan ismi, bu değiştirmeye lüzum yok. Şu an detayına bilmiyorum. Ne diyor? Uygulama çalıştırıldığında şeydi galiba. Uygulama çalıştırıldığında ek başka bir sistem kullanılacak mı vesaire olabilir. Yine zorunlu bir şey değil. Bu böyle kalsın. Varsayılan dil İngilizce olduğu için yani İngilizce ise bu şekilde kalabilir ya da Türkçe için TRTR yazılabilir. TRTR ya da buradan More Information kısmından hangi dilde ise onu seçebiliriz. Mesela Almanca sadece DE yeterli oluyormuş ya da işte bölge bazlı DE merkezi olarak da seçip buraya yazabiliriz. Yani biz Türkçe yazalım şimdilik hadi. Buradan da uygulamanın açıklama kısmında ne görünecek? Mesela şu uygulama benim yüklediğim uygulamalardan biri. Geldim şöyle. Yani buradaki ismi herhalde. Görmedi gerçi de. Yani uygulamanın açıklama kısmı özetle buraya diyelim kolayca hesap yapabilmek için buradayız. Uygulamanın üstüne tıkınca getirince yazıyor diye düşünelim biz şimdilik. Sonra buradaki özellikler işte kilit ekranında görünecek şeyler var mı? Ona göre ek özellikler seçmemiz gerekiyor. Buradan başka bir şey değiştirmeye lüzum yok. Geçelim yan tarafa. Geçtik görsel kısmına. Şu an burada
uygulamanın çeşitli çözünürlüklerde görünmesi gerekecek simgeleri var. Şu an hiçbiri seçilmemiş durumda. Bazılarında simge görünüyor ama buradan Source kısmından resmimizi seçmemiz gerekiyor. Geleyim buraya. Burada dandirik olan şeyler var. Hemen şöyle bir tane görsel seçelim. Tabii bu görselin kare olması önemli. Sağ sola veya yukarıdan aşağı kaymalar olmaması için. Bu 1920'ye 1080 olduğu için tam oturmayacak muhtemelen görsellerin içerisine. Burada mesela şurada kilit ekranında batch seçmiştik denemek için. Onu seçtiysek burada da batch'i dahil etmemiz gerekiyor ki ona da görseller yüklensin. Şurada batch logo kısmında. Şimdilik bunu kapatalım. Burada nereye gittik? Şunu kapatalım. İşte hangi boyutlamalarda çıktı, görsel çıktı hazırlamasını istiyorsak buradan değiştirebiliyoruz. Splash screen package vesaire vesaire. Varsayılan şekilde kalmasında fayda var. Boyutlandırmalar yine varsayılan kalabilir. Genişletme kısmını baktınız tam oturmuyor. Buradan diğer seçeneği deneyebilirsiniz. Bu seçenek resmi tam oturtmak için muhtemelen üstüne gelince açıklama yazıyor mu? Yazmıyor. Alttaki kısımda Windows'un koyu temasına geçtiğinde görselde değişiklik yapmasına izin veriyor musun? İzin veriyorsan tiki açabilirsin. Görsel değişmesin çünkü bu bir logo olacak. Görselde değişiklik olmaması genellikle iyidir. Bunu kapatalım. Sonra Generate deyip görselleri oluşturmasını başlatacağız. Bunlar yapılacak. Bak, bu işlem geri alınamaz, üstüne yazılacak mevcut görsel varsa diyor. Tamam usta diyoruz, devam ediyoruz. O şimdi görselleri hazırlıyor bizim için. Bir yükleme şey çıkmadı ama. Görsellerimizi ayarladı. Bu etraftaki kısımlar saydam olarak görünecek. Logomuzu ona göre ayarlayabiliriz. Bunları batch seçmediğimiz için doldurmadı. Tamam, sonra bu aşamaya gelelim. Buradakiler de resim şeylerin başlıkları sadece. Şöyle tekrar geleyim. Şimdi burada bağımlılıklar var. Uygulama nelere bağımlı? Mesela internet kullanacak mı? Veya sistemi yönetecek özelliklerden, bilgisayarı kapatma gibi. Burada zaten tıklayınca açıklama yazıyormuş. Bilgisayarı kapatma, yeniden başlatma gibi şeyleri kullanacak mısın? Veya konumunu kullanacak mısın? Kişiler kısmını, Bluetooth'u kullanacak mı uygulama? Buradan kullanacaksa bunu seçip Windows'tan otomatik olarak izin almasını sağlamış oluyoruz. Biz bir şey kullanmayacağız hesap makinesinde. O yüzden ilerleyelim. Buradan da Microsoft, yani Windows'taki uygulamalardan kullanacaksa bizim uygulamamız, mesela alarma gidip hangi saate alarm kurduğunu alacaksak vesaire, buradan o uygulamayı da seçmemiz gerekiyor. Yanlış anlamadıysam tabii. Boş geçebiliriz. O yüzden ilerleyelim. Burada bu kısmı da şimdilik geçelim. Sonra burada bizim uygulamamızın kimlik kısmını doldurmuştu. Burası boşsa tekrar Solution Explorer'a gelelim. Burada resimlerin yüklendiğini görebiliyoruz. Şunu kapatalım. Tekrar Package Install'a gelip buradaki bilgiler boşsa Publish deyip Associate diyebiliriz. Şimdi bunları doldurduk. Hata almıştık. O yüzden tekrar Publish'e geldim. App Package
create dedim. Next deyip bu adımları tekrar ilerliyorum. Şimdi artık sadece uyarıyla çıktığımızı alabiliriz. Uyarı da yüksek çözünürlük. Yani yüksek DPI için özellik kurmadığımızdan kaynaklı bir uyarı sadece. Zorunluluk yok. Sertifikasyon kitini çalıştırdım. İleri diyelim. Evet, uyarılarla geçti diyor. Yani geçti, bir sıkıntı yok. Sonuçları yine bir görelim. Hepsinde geçti geçti. Yüksek DPI desteğinde uyarı var. Bunu gidermek için de yine burada bize öneriler, bilgilendirmeler yapıyor, yönlendirme yapıyor. Dilersek bunu da gidermek için buradan gerekli işlemleri yapabiliriz. Şimdi son deyip artık tekrar uygulamaz. Yükleme kısmına dönebiliriz. Şimdi bu kısımda doldurmamız gereken bazı yerler var. En üstten başlayalım. Ücretlendirme ve erişilebilirlik diyelim. Şimdi bu kısımda şöyle hemen Türkçe'ye çevirerek bakalım. Herhangi bir pazarda temel fiyat ve genel kullanılabilirlik tarihinde kullanılabilir hale getir. Bu seçeneği kaldırdığımızda markette görünmez hale geliyor. Alt kısımda herkese açık bir şekilde uygulamamızı paylaşabiliriz public seçiliyken. Private dediğimizde burada grup oluşturup sadece bu gruba özel yayınlanmasını istiyoruz diyebiliyoruz. Burada ben testers diye grup oluşturmuştum bu kısımdan. Buradan istersem sadece bu testerlara, oraya eklediğim maillere gitsin sadece bu uygulama diyebiliriz. Mağazada her arayan göremez. Public'ten devam edelim. Burada mağazada erişilebilir mi olsun ya da buradan linkle ya da yani sadece linkle ya da hiç kimsenin yeni satın alımlar yapmamasını sağlayacak şekilde seçim yapabiliyoruz. Buradan mevcut kullanıcılar için şöyle az bir Türkçe'ye çevirelim. Mağazada ne zaman görünebileceği, ne zaman satın alınıp indirebileceğini belirliyoruz özetle. Buradan mümkün olan en yakın zamanda diyebiliriz ya da şu tarihte yayınlansın diyebiliriz. Böyle kalsın. Burada da satın alımların ne zaman sonlanmasını istiyorsak o zamanı seçebiliriz. Hiç sonlanmamasını istiyoruz diyelim. Buradan da hangi mağazalarda bu değişikliği yapmak istiyorsak onu seçebiliriz. Şöyle hepsini seçip buradan ayrı bir şey oluşturabiliriz. Yani mesela Türkiye'de sadece Türkiye geçiyorum da. Mesela sadece Türkiye'de şu zaman açılıp kapansın uygulama yayında olsun diyebiliriz. Ya da tüm mağazalarda geçerli olan ana schedule'dan diyelim devam edebiliriz. Yani özetle burada özelleştirilebilir kısımlarda, ülke kısımlarında ya bazı ülkelere özel ya da herkese
aynı şekilde davranmasını sağlayabiliyoruz buradaki özelliklerin. Ücretlendirme kısmında buradan belirli ücretleri buradan seçebiliriz. Çok gitti. Buradan mevcut hangi para birimine göre taban fiyat belirlemek istiyorsak onu belirleyebiliriz. Mesela 99 sent olsun. Bu fiyatlandırma burada diyelim 99 sent seçtik. Türkiye mağazasında TRY'de en düşük hangisi ise oradaki en düşük 99 centti. Buradaki sırayla eşdeğer bir fiyatlandırma oluyor. Oradan 99 centi seçersek Türkiye'deki fiyatı 2.75 lira olacak. Biz tekrar dolar üzerinden ayarlayalım. Tamam. İstersek buradan şöyle market Türkiye'ye geleyim bir. Türkiye özel fiyatlandırma yapalım. Diyelim baktık 2.75 çok ucuz. Türkiye'de bu fiyat işte 4 lira ya da 5 lira olsun diye ayrı Türkiye'ye ayrı bir şekilde fiyatlandırma da yapabiliyoruz. Şunu kaldırayım. Sonra buradan varsayılan olarak şey gördüm görünmüyor. Ücretsiz deneme versiyonunu sunabiliyoruz. Options'ı geldiğim zaman burada deneme versiyonu olmasın, süre limitli olsun ya da limitsiz bir süreyle yani limitsiz süreyle kullanılabilir halde olsun diye ayarlayabiliyoruz. Mesela time limited diyelim. Bir kişi indirdiği zaman bir gün boyunca bu uygulamayı deneyip kullanabilir. Burada da yine ne zaman kullanılmaya başlansın, mümkün olan en yakın zamanda, belirli bir zamanda ya da hiçbir zaman başlamasın diyebiliriz. Değişik bir garip bir seçenek ama. Buradan da biteceği tarihi seçebiliriz. Örneğin diyelim Kurban Bayramı oldu. Kurban Bayramı'na özel indirim yapmak ya da deneme sürümü yaymak istiyoruz. Buradan et deyip tarihi seçebiliriz. Tabii bunu Türkiye saatine göre ayarlamak daha uygun olur. Buradan da bayramı son gününü seçip bitiş tarihini de ayarlayabiliriz. Bizim yine de bir günlük şeyimiz olsun, deneme sürümümüz olsun. Mümkün olan en yakın zamanda yani uygulama yayına koyulur koyulmaz bu deneme sürümü de yayınlansın. Ne zaman bitsin? Örneğin şuradan seçelim. Yarın bitsin. Şimdilik öyle ayarlayalım. Buradan da indirimleri ayarlayabiliyoruz. Yeni bir indirim ayarladım şuradan. Tüm ülkelerde geçerli olacak bir indirim yapalım. Create dedim. Burada zaten tek bir seçenek var. Buradan ücret seçerek mi indirim yapacağız yoksa yüzde belirleyerek mi? İşte 3 lira indirimle yani şu kadar fiyatta mı olsun yoksa şu kadar yüzdeyle mi olsun bu indirim diye belirleyebiliriz. Ücretle belirleyelim mesela. İndirimli olduğunda 2.75 lira olsun. Kimlere olsun bu indirim? Herkese mi? İşte şu diğer uygulamalarımızın sahiplerine mi? Mesela Counting App birisi satın aldıysa ona geçerli olsun bu indirim diyebiliriz. Ya da orada az önceki tarafta belirlediğimiz belli gruplara mı bu indirim geçerli olsun? E-postasını eklediğimiz kişilere ayarlayabiliriz. Herkese diyelim. Bu indirim ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek? Bunların ayarlaması. Şurada 29 yapalım. İstersek yine Türkiye'ye özel mesela yeni bir fiyatlandırma da yapabiliriz. Buradakinin üstüne geçerli oluyor bu. Sonra da bu kadar sayılır. Burada organizasyonların toplu satın alıp alım yapabilip yapamamasına dair şeylerdi sanırım.
online lisanslama ve dağıtıma müsaade ediyoruz. Burada da offline şekilde müsaade edebiliyoruz. Şöyle Türkçe'ye çevirme eklentisi var. Hemen oradan bakalım. Eklentiyi de bir göstereyim belki. İsteyen olur. Direkt Google çevirinin şeyiymiş. Eklenti olarak Opera'dan eklenebilir ya da Chrome'dan. Şöyle bakalım özetle ne diyormuş. Bu kutunun işaretlenmesi kuruluşların ürününüzü toplu olarak edinmesine olanak tanır. Ürün lisansları Microsoft'un çevrimiçi lisanslama sistemi aracılığıyla yönetilecektir. Tamam. Şimdi başka doldurmadığımız yerler var muhtemelen. O yüzden kaydedemiyoruz. Şunu şöyle 8 diyelim. Şunları doldurmamışız. Bunu da yüzde diyelim. Mesela Türkiye'de ek olarak yüzde, hadi 100 indirim olsun. Ücretsiz yapmış olalım. Herkese, Türkiye'deki herkese. Tamam, artık kaydedebilirim. Bunu kaydettim. Bu arada bu sayfadaki tüm özellikleri her güncellemede, tüm özellikleri demeyelim yine de bazıları kısıtlanıyor. Her güncellemede bu sayfayı doldurmamız gerekecek. Sıfırdan doldurmuyoruz tabi. Varsayılanın üstüne ekleme yapmak istiyorsak. Örneğin fiyatta değişiklik vesaire yapacaksak. Bunu yaptıktan sonra tekrar bakalım. Şimdi ikinci tarafa gelelim. Buradan sağ tarafı ilk seçeneği komple yapabildik. Geçtik. İkinciye gelelim. Uygulamamızın kategorisi ne? Mesela bizimki hesap makinesiydi. Personal Finance, Finance diye mi okunuyor artık? Seçebiliriz. Bir şeyleri finanse edeceğiz. Bütçe ve vergiler diyelim. Burada da ek bir kategorisi daha varsa onu seçebiliyoruz. Burada şöyle Türkçe'ye çevirip daha düzgün bir açıklama yapalım. Hatta önce soruyu çevirelim. Bu ürün kişisel bilgilere erişiyor, bunu topluyor veya iletiyor mu? Diyor. Bizim uygulamamız öyle bir şey yapmıyor. No diyelim. Burada güvenlik poliçesi mi ne oluyor? Gizlilik politikası pardon. Gizlilik politikasına dair bir URL girmemiz gerekiyor. Şu siteye gireyim. Buradan bir tane örnek bakalım hemen. Bu siteye geldim. Generator diyor. Buradan uygulamayı seçtim. Devam edelim. Uygulamanın adı Hesap Makinesi Profesyonel. Bireysel olduğunu belirttim. Buradan ülkeyi seçelim. Türkiye. İlerleyelim. Kullanıcılardan ne tür kişisel bilgiler topluyorsunuz diyor. Biz herhangi bir bilgi toplamıyoruz. Hesap makinesi sadece bu. Buradan ek olarak cihazın özelliklerinden bir bilgi alıyor muyuz? Onu belirtmemizi istiyor. Almıyoruz biz. Devam edelim. Burada gerekli diyor. Biz sadece mail adresini diyelim. Devam edelim. Bu konuda gizlilik poliçesi hakkında kullanıcılar sorularını nasıl sorabilir diyor. Poliçe ne ya? Politika, hep aklıma poliçe geliyor. Mail ile mi ulaşacaklar? Numaranızla mı? Yoksa postayla mı diyelim?
Yoksa web sitesinin üzerinden mi iletişime geçecek? Mail diyelim biz. Mail girelim. İlerleyelim. Bize ne soruyor? Şuradan hemen bakalım. Bu ücretsizdir diyor. Tek seferlik ödemelilerde de tek seferlik ödüyormuşuz. Yine de çevirelim bakalım. Sadece ihtiyacınız olan için ödeme yaparsınız. Tek sefer ödeme, yenilenen ücret yok. Tamam. Biz ücretsizden devam. Profesyonel bir gizlilik politikası istemiyoruz. Devam edelim. Bu poliçe için gönderilecek, işte bu işlemlerin, yapılan işlemlerin çıktısının gönderileceği e-posta bizden bir ücret talep etmiyor. Oluştur diyelim. Tamam, bize linkimizi verdi. Burada adresinizi onaylayın diyor. Maile geldiğinde onaylarız onu. Onaylamadan biz şimdilik devam edelim. Kopyaladım buradan linki. Geldim buraya. Buradaki gizlilik politikasına ekledim. Önceki benim diğer uygulamalarda kullandığım hazır politikalardan bir tanesiydi. Web sitemiz varsa buraya girebiliriz. İletişim için geçerli bir adres, numara. Hiçbir şey seçmeden devam edeceğiz ama şöyle Türkçe'ye çevirip daha net bir şekilde ilerleyelim. Windows karma gerçeklik platformlarında çalışacak mı? Yok. Öyle bir özellik yok bizim uygulamamızda. Alta gelelim. Şimdi burada Türkçe'ye çevirelim hemen. Ürünün görüntülenme şeklini veya kullanıcılara sunulup sunulmadığını etkileyebilir demiş. Hepsini şöyle tek tek daha düzgün olacak. Kullanıcılar alışveriş yapacak mı? Uygulama üzerinden. Uygulamamızdan alışveriş yapılabilir ama Microsoft Store'daki ticaret sistemini kullanmaz diyorsak bu seçeneği işaretleyebiliriz. Erişilebilirlik yönergelerini karşılamak için test edilmiştir. Yani görme engelliler için bazı sistemler var ya da renk körlüğü için diyelim, o tür sistemlere uyumlu mu? Onu buradan seçebiliriz. Bu ürünü alternatif sürücülere çıkarabilir, depolamaya yükleyebilir. Farklı bir sürücülere kurulabilir mi uygulamamız? Onu seçebiliyoruz buradan. Ürün otomatik olarak OneDrive'a taşınabilir mi? Yedekleyebilir mi? Buradan uygulamamız üzerinden kayıt alınabilir mi? Ekran kaydı. Onu seçiyoruz. Burada ne demiş? Sadece oyun kategorisi için geçerli diyor bu kayıt sistemi. Kapatalım. Bu uygulama Kinect verilerini kullanarak ekstra servislere data gönderir diyor. Continuum'u destekliyor mu uygulama? Kalem veya işte dokunma aracı ink mürekkep girişini destekliyor mu? Cortana'yı destekliyor mu? Buradan seçebiliriz uygulamamız kullanacaksa. Sonra buradan sistem gereksinimlerini belirleyebiliriz. Mesela bizim uygulamamız için en azından bir klavye gerekli. Klavye ya da fare. Birini seçsek minimum için yeterli olur. Bu taraftan da önerilen de klavye ve fareyi seçebilirim. Uygulamanın ne kadar hafıza, RAM harcayacağı ortalama olarak belirleyip
buradan seçebiliriz. En uygun minimumda çalıştığı düzeyi belirleyerek. Mesela geleyim uygulamaya. Başlattım. Tabi burada başlatırken şöyle bir durdurayım önce. Uygulamayı buradan publish etmeden önce release'den any CPU veya hangi işletim sisteminde çalışacaksa onu seçip en azından bir kere başlatmamız gerekiyor ki derlesin, önceden ön derleme yapsın ve çıktı alsın. Bu her zaman sorun çıkarmıyor galiba ama bazen sorun çıkarabiliyor sırf bu yüzden, bunu yapmadığımız için. Şimdi uygulamayı çalıştırdık. Sağ taraftan geldim, diagnostik tools'a geldim. Neyse, onu da işte bir taraftan açabiliyoruz. Hatta bu otomatik geliyor zaten. Burada bakalım, uygulama şu an 45 MB'lık RAM kullanıyor. Biz bir şeyler yazalım, edelim, şöyle hızlandıralım. En fazla ne kadar çıkacak? Hepsine basalım şöyle. Yani çok da bir etki etmiyor, çok bir şey olmadığı için. 46'ya çıktı mesela. 47 oldu en son. Kapattım. Yani bizim için en düşük 300 MB bile kurtarıyor uygulamayı çalıştırmak için. Ama arka plandaki şeyleri de varsayarsak, başka uygulamalar da arka planda açık olacağı için diyelim uygulamamız burada en fazla 300 MB kullandı. 300 MB'ı seçmememiz gerekiyor ki diğer uygulamalara da harcanacağı için RAM sorun çıkarır ve çalışmaz. Ya da takılır diyelim, kasar. Buradan direct sürümünü seçebiliriz. Görsel olarak bir işlem yaptıyız. Yani görsel işlemler kullanılıyorsa, orada ekstra bir direct versiyonu kullanıyorsak onu buradan seçebiliriz. Ekran kartının RAM'ini buradan seçebiliriz. Ne kadar harcıyorsak. Ya da direkt boş geçip de devam edebiliriz. Zorunlu değil ama en uygun şeyleri seçmek kullanıcılar için daha rahat bir satın alım yapmalarını sağlar. Ha, bu bilgisayar, yani benim bilgisayarımda bu uygulama kesinlikle çalışır düşüncesine girir ve daha sıcak bakar uygulamaya. Buradan da önerilen sistemi belirleyebiliriz. Burası minimumdu. Kaydedip devam edelim. Şimdi yaş kısıtlamasına dair işlemleri yapmamız gerekiyor. Buradan sertifikavari bir süreç geçiriyoruz. Bu sertifikaya tamamlamaya hazırım. İşte bazı bir şeyler dolduracağız. Benim zaten bir ID'm var vesaire de diyebiliriz. Daha önceden farklı şekilde uygulama yayınladıysak uygulamanın oradaki sertifikasını da buraya aktarabiliriz. Şimdi buradan önce türünü seçiyoruz. Oyun mu, sosyal ve iletişim uygulaması mı ya da diğer türde bir uygulama mı? Şöyle Türkçe'ye çevirelim hatta. Oyun, sosyal uygulaması veya iletişim uygulaması olmayan herhangi bir uygulama demiş. Burada örnek de vermiş. Türkçe'ye de çevirelim. Uygulama paketinin indirilen derecelendirmelerle ilgili herhangi bir içerik içeriyor mu? Bu dilleri, yani şiddettir, cinselliktir, bu tarz şeyleri, kaba dildir. Bu tarz şeyleri içeriyor mu? Hayır. Kullanıcılar sesli iletişim, metin veya görüntülü ses paylaşımı vesaire buna imkan sağlıyor mu? Kullanıcıların bunu yapmasına? Hayır.
İndirme işleminin parçası olmayan uygulamadan erişilebilen içeriğe öne çıkarıyor ve tanıtıyor mu? Örnek olarak Netflix uygulamasındaki filmler, Amazon Shopping uygulamasındaki ürün listelemeleri, Spotify vesaire gibi haber makaleleri verilebilir demiş. Yani uygulamada temel olarak barınmayan ama dışarıdan temin edilen içerikler vesaire var mı diyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı diyelim veri çekilecek. Çekilen veri uygunsuz da olabilir. Hani o ihtimali göze alıyor mu gibi soruyor. Uygulama sigara, alkol vesaire vesaire satışına mı odaklanıyor? Hayır. Kullanıcıların fiziksel konumlarına erişim sağlayıp bunu diğer kullanıcılarla paylaşıyor mu? Hayır. Dijital olarak ürün satın alınmasına izin veriyor mu? Bizimki hayır. Uygulama bir web tarayıcısı mı yoksa arama motoru mu? İkisi de değil. Öncelikli olarak bir haber veya eğitim ürünü mü? Yani çok da sayılmaz. Burada ne demiş? Doğrudan bir derecelendirme panosundan alınan derecelendirmeli kullanılacak mı? Herhangi bölgede fiziksel ortamda dağıtılacak mı? Hayır. Bir fiziksel çıktısı olmayacak ya da başka bir yerden derecelendirme almayacak deyip buradan ilerleyelim. Şimdi bunlar bizim uygulamamız için tanımladığımız kriterler. Artık buradan save diyelim önce. Sonra continue deyip devam edebiliriz. Bunu yaptıktan sonra maile bir mail geliyordu diye hatırlıyorum. O maili de okuyabilirsiniz. Bir çoğu boş sayılır ama bazı bilgilendirmeler veriyor. Şimdi bu kısımdan da Visual Studio'dan çıktısını aldığımız bu uzantıdan herhangi birindeki dosyayı alıp buraya yüklememiz gerekiyor. Bizim çıktığımız neredeydi? Şöyle ana dizayn ekranına geleyim. Klasörün bulunduğu konuma gidelim. Şöyle Package Installer diye yüklemiştik. App Packages. Buradan MSIX Upload dosyası var. Burada da MSIX Upload. Yani buradan bu dosyayı yükleme yapabiliriz. Bu konumu kopyalayayım şöyle seçip. Şunu iptal diyelim. Geldim buraya. Artık buradan uygulamayı seçebilirim. İki kere deneme yaptığım için, bu yaptığımız için iki tane sürüm oluştu. Biz son sürümü seçelim. Devam edelim. O yüklemeyi yapsın. Yaklaşık 485 MB'mış. Alt tarafta da kullanılabilir artık ortamlar diyelim. Windows 10-11 cihaz ailesinin kutusu işareti değilse bu bir tür cihazdaki hiçbir yeni müşteri uygulamayı edinemez. Ancak zaten uygulamaya sahip olan müşteriler uygulamayı kullanmaya devam edebilir ve gönderdiğiniz tüm güncellemeleri alabilir. Bu ürün siz bir veya daha fazla cihaz ailesi kutusunu işaretlemediğiniz sürece Windows 10 ve 11 için kullanılamayacaktır diyor. Windows 10 11 desktop'u
seçebiliriz burada. Burada da varsayılan olarak neyiz şey yapmış. Neyse dur. Diyor ki bırak bunun kararını Microsoft versin. diyor. Ben bir şeye basmadım. Burada güncelleme yükleme tamamlandığı için kontrol ediyor paketi. Analiz ediyor daha doğrusu burada. Açıklamasını yazmışlar. Pardon. Yani biz artık şurada şuradaki Windows 10.11'i kaldırabiliriz. En altta zaten bize demiş. Bırak ben karar vereyim demiş. Öyle bir seçenek varken bunu seçebiliriz. Özellikle şöyle hemen aşağı bir geleyim. O seçenekler gitti. Direkt tanıdı zaten biz paketi yükleyince. Artık buradan tıklayıp seçim yapabiliriz. Şunu seçelim. Direkt o kendi ayarlamasını yapsın. Bunu da kaldırabiliriz. Biz yine kaldırmayalım. Sıkıntı olmasın. Paketimiz yüklendi. Artık her yüklediğimiz paketler buraya bu şekilde eklenecek alt alta. En yenisi en altta olacak şekilde. Buraya en fazla 30 paket yüklemesi yapabiliyoruz. Sonrasında bazı paketleri artık silip ondan sonra anca yenisini ekleyebiliyoruz. Kaydettim. Çünkü her güncellemede burası dolmuş olacak. Alt tarafta da biz şu kısımda hemen geleyim şöyle uygulamaya. Burada varsayılan dili Türkçe ayarladığımız için bize otomatik olarak burada Türkiye dil sıralaması geldi. Buradan istersek diğer diller için de eklemeler yapabiliriz. Mesela uygulamamızı Amerika'da ya da İngilizce kullanılan herhangi bir yerde yayınlandığında farklı bir mağaza görünmesini istiyorsak şöyle örnek geleyim. Burada mesela açıklamalar Türkçe, görseller Türkçe. Bunları ayrı ayrı dillere dil bazlı ayarlamasını yapabiliyoruz. Tabi bunları kendimiz çevirmemiz gerekiyor. Biz yine bir dil daha eklemeyelim şu an. Ya da ekleyelim örnek olsun. Buradan Manage Additional Languages deyip İngilizceyi bir seçelim. English diyeyim. Varsayılan dil olarak bunu seçeyim. Özellikle Afganistan'daki İngilizce diline özel diyelim. Bazı terimler çünkü kültür bazlı farklılık oluşturabiliyor. Onlara özel yayınlamak istiyorsak da buradan seçebiliriz. Genel İngilizceyi seçtim burada. Burada İngilizce'de ek dil olarak eklendi. Bu varsayılan dilimizdi. Buradan da istersek silebiliriz. Bunu silebilir miyiz? Silebiliriz. Varsayılan da. Ama en azından bir dil ekli olması gerekiyor. Şimdi artık bunların içini doldurmaya başlayabiliriz. Şimdi Türkçe yayınlanacak olan mağazada Türkiye ve Türkçe olarak görüntüleyecek ülkelerde açıklama kısmına ne yazmak istiyoruz? Şöyle gelelim. Açıklama kısmı şurada görünecek yazı. Biz buraya diyebiliriz ki uzun uzun metin yazabiliriz ya da ChatGPT sağ olsun ona özel bir yazı da yazdırabiliriz. Şu an ChatSony'ye geleyim. GPT biraz karmaşık olacak. Buraya geldim mesela. Microsoft Store
da hesap makinesi uygulaması yayınlamak istiyorum. Örnek bir açıklama metni yazar mısın? Biraz burada takılıyor ama dedim gönderdim. O bir açıklama yazsın bakalım bize. Şu diğer sekmeleri de şimdilik kapatayım. Bu bizim için doldurdu. Şunu kopyalayalım. Gelip buraya yapıştırdım. Bunu okuyup kontrol etmekte fayda var normal bir süreçte. Sonra burada güncelleme yapıyorsak, artık uygulamayı yükledik ve güncelleme yapıyorsak, bu kısımda güncellemede yeni olarak ne yaptık, ne tür değişiklikler yaptık, onları buraya ekleyebiliriz. Mesela görsel tema değiştirildi. Belirli bazı hatalar verildi. Yüklediğimiz sürüme özel değişiklikleri buraya yazabiliriz. Bunlar, bu yazılar artık sabit kalabilir. Ya da uygulamamızda büyük değişiklikler yaptıysak ya da açıklamayı değiştirmek istiyorsak yine yeni güncellemede bu açıklamalar değiştirilebilir hale geliyor. Uygulamanın özellikleri, mağazadan tekrar bakalım. Özellikler kısmı da şurada görünecek. Böyle her yazdığımızda add more diyelim. Birkaç tane yazalım. Toplama bizden sorulur. Yaklaşma çarparım. Şimdi silelim hadi. Diyelim iki tane özellik yazdık. Bu özellikler şuradaki gibi aralarında boşluk olarak görünecek. Sonra buraya ekran görüntülerini ekleyebiliriz. Burada istersek hani mobil için ya da Xbox Holo için ayrı görseller ekleyebiliyoruz. Biz desktop'tan ilerleyeceğiz şimdi. Mesela geldim, uygulamayı çalıştırdım. Başlat tuşuna basılı tutup, Shift'e basılı tutup, S'ye bastım. Buradan üstteki şu seçiliyken uygulamayı seçtim mesela. Kapatalım. Windows R yaptım. Paint'i açtım. Buraya yapıştırdım. Bunu şimdi görsel olarak kaydedebilirim. Ctrl S ile masaüstüne geldim. Buraya görsel diyeyim. Artık buraya o görseli ekleyebilirim. Tabi burada bizim için önerilen ve maksimumları göstermiş. Bunlara yine uyum sağlamakta fayda var. Mesela önerilen şu boyutlar veya daha üstü demiş. 4K için şu çözünürlüklerde koyabilirsin demiş. Buraya en fazla 10 tane görsel ekleyebiliyormuşuz. PNG dosyaları istiyormuş sadece. 50 MB'dan az olması gerekiyormuş görselin. Buraya biz bir tane ekledik şimdilik. Buraya istersek açıklama metni girebiliriz. Açıklama metni de açtıktan sonra bu kısımda alt tarafta görünüyor. Buraya yazalım. Ana ekran görüntüsü. Her görsel için buraya ekleme yapabiliriz. Sonra buradan bakalım, bu zorunlu değildi galiba. Heh, bu ikon seçiyormuşuz. Buradan 300'e 300 ya da 1080'e 1080 vesaire, buradan uygulamamızın simgesini seçmemiz gerekiyor. 300'e 300 olan bir simge bulayım ben hemen. 300'e 300 görsel ayarlamışız önceden. Görselimiz bu. Yine PNG dosyası
300'e 300 olduğunu gördük. Bunu ekledim. Artık mağazadaki uygulamamızın logosu bu şekilde görünecek. Uygulama logosu da şu. Şu kısımda görünüyor veya arama yaptığımızda şu kısımda görünüyor. Şöyle açalım. Varsayılan olarak paketteki görseli kullanır diyor. Uygulama simgesi olarak mesela şurada görünüyor şu an uygulamaların bir tanesinin simgesi. Buradaki görünecek simgeyi de ekstra olarak ayarlayabiliyoruz. Paketteki görseli mi kullansın yoksa benim belirleyeceğim görseli mi kullansın diye buradan seçebiliyoruz. Benim seçtiğim görseli kullan dedim ve buraya ayrı bir görsel girebiliyorum. Diğer çözünürlükler için de artık ekleme yapabilirim. Ama zorunlu değil. Buraya uygulamanın fragmanını, bir tanıtım videosunu eklemek istiyorsak onu ekleyebiliriz. Örnek olarak yine geleyim şuradan. Şu uygulamada video vardı. Video direkt en başa geliyor. Resimler ondan sonra sıralanmaya başlıyor. Örnek olarak başlatayım. Hemen şu ekran boyutlarını çözünürlük de otomatik internet hızına göre belirleniyor. Biz yine burada önerilenlere bakalım. Önerilen 1920'ye 1080 yükleme yapabilirsiniz demiş. Bunu yükledikten sonra bir isim de vermemiz gerekiyor. Ona da dikkat etmekte fayda var. Hata veriyor çünkü. Bunu yükleyip isimlendirip daha sonra da seçmemiz gerekiyor. Onları unutmayalım. Video yükleyeceğimiz zaman. Burada da yine zorunlu bir şey yok. Bunları okuyarak zaten ne işe yarayacağını bu görselin görebiliriz. Ha, buradaki şey, bu da güzel bir şey aslında. Şöyle geleyim. Burada yok ama hangisinde var? Gerçi eski sürümlerde geçerliydi galiba. Eski Microsoft Store'da en üstte görsel görünüyordu. Hatta şuradan bir bakalım görünecek mi? Paylaştayım. Yok, burada da görünmüyor. Şu en üstte görsel görünüyordu eski sürümlerde. Burada da yine görsel vardı önceden. Şu an görünmüyor niyeyse. En üstteki görsel için bir yükleme yapabiliyoruz. Xbox için, Holo için, Windows 8 için. Burada bunlar da yine kullanıcıya bağlı, isteğe bağlı demişler. Şöyle hemen Türkçe'ye de çevirelim. Ürünün adının isteğe bağlı daha kısa versiyonu. Yani kısa başlık. Hesap makinesi diyebilirim. Karakter sırasını geçmeyelim. Kısa başlık, kısa açıklama. Yani basit hesap makinesi diyelim. O yazı şu kısımda görünecek. Aynı şekilde buradaki yazı da o olacak. Ek bir şey istiyorsak diyor. Ek bir sistem gereksinimi istiyorsak. Burada ne arayın, buradan hangi terimleri arayınca çıksın. Mesela hesap makinesi profesyonel pro diyelim. Yazdığımızda çıkacak. Öyle çıksın istiyorsak buraya bunu ekleyebiliriz. Ya da Erdbaran hesap makinesi
yazınca çıksın istiyorsak buraya da yine bunları ekleyebiliriz. Bunları mümkün olduğunca eklememizde fayda var. 7'liye kadar ekleyebiliyormuşuz. Burada copyright hakkında uygulamanın haklarına dair bilgi içeren bir mail adresi ya da bilgi yazısı girebiliriz. Ek olarak ek lisansları buraya girebiliriz. Burada da geliştiren kişinin adını ya da kimliğini yazabiliriz ve artık kaydedip ilerleyelim. Şimdi aynı şekilde sıfırdan İngilizceyi de doldurabiliriz. Doldurmadan ilerlenmiyor zaten, tamamlanmamış diye görünüyor burada. Biz şimdilik bunu silelim. Çünkü Türkiye ile hemen hemen aynı işlemleri sıfırdan yapmamız gerekecek. Onunla hiç uğraşmayalım. İngilizce'de ayrı görseller ve simge vesaire kullanmak istiyorsak açıklama yazısı, onları orada girebiliriz. Yani mümkün olduğunca her uygulamanın çok kullanılan hangi ülkelerde çok kullanılıyorsa onlara bakarak burada yeni dil ekleyip görsellerle, açıklamalarla süslemekte büyük fayda var. Çünkü insan kendi dilinde, kendi ülkesinden öğelerle şey gördüğünde daha çekici geliyor. Daha sıcak bakmaya başlıyorlar. Şimdi en üst şurada bir incomplete var. Ona sonra bakalım. Buraya artık gelelim. Burada bu güncellemenin ne zaman, yani bu ilk yüklememiz de olsa bir güncelleme gibi görebiliriz. Hepsi aynı şekilde yapılıyor artık. Güncelleme de tümüyle aynı. Bu güncellemenin ne zaman yayınlanmasını istiyorsak buradan ayarlayabiliriz. Burada diyebiliriz ki mümkün olan en yakın zamanda bazı testlerden geçiyor. O testler biter bitmez yayına girsin. Ya da ben artık yayınla tuşuna basana kadar yayınlanmasın diyebiliriz. Ya da şu tarihte, şu saatte yayınlansın diyebiliriz. Bu kısımda da örneğin uygulamamızı test edeceklere özel yapıyoruz bu güncellemeyi diyelim. Ya da uygulamamızı test eden kullanıcılar ek olarak bir not bırakmak istiyorsak onu da buraya yazabiliriz. Bakalım, tekrar da yanlış söylemiş olmayalım. Ürün için gönderim durumu bildirimlerin kimlerin alabileceğini. Açıklama için değil de şey diyor. Bu güncelleme yayınlanma durumuna ya da yayınlanmama durumunu kimlere iletelim? Kaydettim. Bu kısmı da artık tamamladık. Burada complete olmadı. Önerilende kalıyor. Bu complete olmuyor diye biliyorum zaten. Burada bir incomplete var. Ona bir gelelim. Eksik olan ne var? Eksik bir şey yok aslında. Allah Allah. Kaydedelim bir daha. Tamam. Demek ki kaydetmemişiz ya da bir şey olmuş artık orada. Yalnız, tamam. Şimdi bunların artık hepsini tamamladık. Şu mağazada bir kontrol etsin. Tamam. Hepsini tamamladık. Bu da tamam. Artık mağazaya yayınla deyip kontrol aşamasını gönderebiliriz uygulamamızı. Buradan süreci takip edebiliriz. Bu süreç devam ederken bile yayınlanma tarihini değiştirebiliyoruz.
buradan iptal edebiliriz. Biz şu an iptal edebiliriz. Hatta iptal edelim. Evet, saçma sapan bir şekilde hata oldu ama hata dedim, görseller yüklenmedi sadece orada ama iptal edebildik. Diyelim bu güncellemeyi yapmak istemiyoruz. Tümüyle silmek istiyoruz. Buradan bu güncellemeyi iptal edebiliriz. Ya da yaptık, uygulamamız yayınlandı. Mailimiz geldi, yayınlandı diye baktık. Mağazada uygulamamız görünüyor. Gelip artık uygulamanın gösterim ekranına geldiğimiz zaman burada delete'in olduğu kısımda burada update çıkıyor. Update'e basıp yine böyle yeni bir submission, yeni bir gönderi oluşturmaya hazır hale geliyor uygulama. Güncelleme yapıp tekrar kontrole gönderebiliriz. Başka da bir şey yok aslında. Ek bilgi. Uygulama yayınlanma süreci bir hafta ile bir gün arasında değişiklik gösterebiliyor. Hafta içi iletilen gönderimler daha hızlı sonuçlanıyor. Eksik veya hatalı gördüğünüz noktaları bildirebilirsiniz. Herkese rast gelsin. Selamette.